Evet değerli izleyenler, 5 yıl önceydi IŞİD saldırısında 103 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üzerinden 5 yıl geçti, soruşturma dava devam ediyor ancak çok da hızlı ilerlediğini söyleyemiyoruz. 10 Ekim davası Avukatlar Komisyonu'ndan Avukat İlke Işık şu anda bağlantıda efendim. Sayın Işık yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve tüm Türkiye'ye de sabır diliyoruz. Çünkü demokrasiye vurulmuş bir darbeydi. Bir ilerleme de henüz kaydedilemedi ama bunları konuşurken de bugün özellikle anma yapılmak istendi ve yine bir sürü gözaltı oldu efendim. Pandemi gerekçesiyle polis izin vermedi. Evet. Arbede yaşandı. Son durum nedir? Kaç kişi gözaltında? Sizin izleminiz nedir efendim? Buyurun. Tam sizin haberinizde dediğiniz gibi 5. yıl bugün ve aileler, kitle örgütleri bugün yaşananı anmak ve 5. yılda sadece Ankara Garı'na katliamın gerçekleştiği yere karanfil koymak istemiştik ve buna izin vermediler. Ondan fazla gözaltı var. Gözaltılar hala emniyette, henüz serbest bırakılmış değil. Ama hani pandemi ya da bir sürü şey gerekçe gösterilebilir ama anlaşılır değil. Alelade bir eylemden bahsetmiyoruz. Normal bir toplantıdan, gösteriden bahsetmiyoruz. 10 Ekim bugün, 2015 yılında gerçekleşen katliamın yıl dönümü. En önde aileler vardı ve onlar yakınlarının kaybettikleri yere gitmek istediler. Sadece karanfil bırakmak istediler. Ama pandemi bir süredir kötüye kullanılıyor. İktidar tarafından, valilikler tarafından, baro genel kurullarının yaptırılmaması gibi mesela. Bugün tam olarak da bunu gördük. Ne yazık ki gara gidemedik. Ne yazık ki polis barikatının arkasında 10.04'te saygı duruşunda bulunduk ve ailelerin ya da hiç kimsenin gara gitmesine izin vermediler bugün. Çok kötü bir tabloydu gerçekten. Evet, Sayın Işık, tablo çok kötüydü ama bir de dava sürecinde de şöyle sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bir ilerleme kaydedilemiyor. Aileler özellikle bundan muzdarip. Canlarımızı kaybettik. Birçok insan çocuğunu, çoluğunu, eşini kaybetti. Bir IŞİD saldırısıydı. Soruşturma hangi aşamada? Siz soruşturmanın yürümesi gerektiği gibi yürüdüğünü düşünüyor musunuz? Gerçi Türkiye'deki hukuk sisteminde bunu sormak birazcık tezat Ya evet. içeriyor ama buyurun lütfen. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Şimdi 5. yıla geldiğimiz bugün biz de aynı soruyu soruyoruz. Bu hafta hani pek çok yerde konuştuk, açıklamalar yaptık ve biz de aslında hani kalabalık bir avukat grubu olarak takip ediyoruz bu davayı. Biz de aynı muhasebeyi yaptık. Yani bu şeyde geldiğimiz Evet, bağlantımızda bir sorun oldu değerli izleyenler. Tekrar İlke Işık Hanım'la bağlantımız olacak, bize aktaracak. Şimdi değerli izleyenler tekrar Ankara katliamıyla devam edelim. Üzerinden 5 yıl geçti, soruşturma devam ediyor ancak çok hızlı ilerlediği söylenilemez. Bugün aileler karanfil bırakmak istedi canlarını kaybettikleri yere. Birçok gözaltı oldu. Ankara'da pandemi dolayısıyla yürüyüş yasaklandı. Biraz önce değerli İlke Işık Hanım efendi de belirttiği gibi efendim bu sıradan bir dava değildi. Demokrasi mücadelesiydi. Orada yüzlerce can kaybedildi. Tabii bunlardan biri de Ankara katliamının üzerinden 5 yıl geçti ancak acıları dinmeyenlerden biri de katliamda iki kızını kaybeden baba İzzettin Çevik'ti. Halk TV'ye konuştu İzzettin Çevik ve ölülerimiz bizler davada adeta öteki olduk. Hiçbir ilerleme kaydedemiyoruz dedi. İki kızının acısıyla 5 yıl sonra bakın Halk TV'ye neler söyledi. Ana kuzuları bunlar, ana. Tarih 10 Ekim 2015. IŞİD Ankara'da bombalı saldırı düzenleyerek 103 kişiyi katletti. Katliamın üzerinden 5 yıl geçti ama hala etkin bir soruşturma yapılmadı ve avukatların taleplerine rağmen kamu görevlileri yargılanmadı. Halk TV.com.tr'den Nazlı Can Ermiş, saldırıda üniversite öğrencisi Başak Sidar Çevik ve kız kardeşi Nilgün Çevik'i kaybeden baba İzzettin Çevik'le konuştu. Çevik, "Biz oraya barışın yaşanması için gittik ama bir kabusu yaşadık," dedi. Çevik, katliamla ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığına da dikkat çekti. Duruşmanın içinde ihmal olduğunu düşünenler, devletin müfettişlerinin verdiği raporlar dikkate alınmıyor. Biz ölülerimizi öteki olarak toprağa verdik. Bizler de davada ötekiler olarak kaldık. Çevik, ailelere tazminatların ödenmediğini de söyledi.
Yargılanmalar sonucu maddi ve manevi tazminat kararı verildi. Şu anda devlet bu ailelere 1 lira para vermiyor. İçişleri Bakanlığı para yok diye ailelerin hiçbirine yardımcı olmaya çalışmıyor. Yüzlerce insan orada mağdur olmuş. Bu davayı kazanan 10 Ekim ailelerine hazineden hakları verilsin. En son benimki verilsin ama bunlar verilsin. Evet, 10 Ekim davası avukatlarından İlke Işık tekrar bağlantımızda efendim. Sayın Işık, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Evet, kusura bakmayın, henüz sabit bir yere geçemediğim için yayında sorun oluyor sanırım. Sayın Işık, sizinle bağlantıyı kaybedince hemen tekrar haberimize girdik. Bağlantı sağlayana kadar ve ne acıdır ki bir babanın, iki evladını kaybetmiş bir babanın bir açıklamasını haber yaptık. Baba şöyle söylüyordu: biz ötekileştirildik, evlatlarımızı öteki olarak toprağa verdik. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Demokrasiye bu kadar büyük darbenin vurulduğu bir saldırıda insanlar haklarını ararken ötekileştirilebiliyor mu efendim? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tam olarak öyle. Yani 103 kişi 5 yıl önce hayatını kaybetti. 500'den fazla yaralı var ve o gün bir mitingin başlangıcında bu gerçekleşti. Binlerce insan tanıktı yaşananlara. Bir barış mitingi, bir demokrasi mitingi yapılmak istenmişti. Ve katliamdan bu yana orada hayatını kaybedenlerin ailelerine hiç kimse, devlet açısından söylüyorum, yardımcı olmadı. Onların acılarını anlamak için bir şey yapmadı. Tam tersi, evet, o babanın dediği gibi ötekileştirildi ne yazık ki ailelerimiz. Düşman gibi davranıldı. Gözaltına alınanlar oldu, tutuklananlar oldu. Cenazelere katılanların hakkında soruşturmalar açıldı. İşinden atılanlar oldu. Geldiğimiz noktada hani bu insanlar gerçekten adalet istiyorlar. En son 21 Eylül'deki gerçekleşen duruşmada bir annemiz öyle demişti: çocuklarımızın geri gelmeyeceğini biliyoruz. Evet, öldüler. Ama biz bu ülkede adalet olsun istiyoruz. Biz bu katliamın gerçekten tamamen aydınlatılmasını istiyoruz. Ve bize bunu borçlusunuz. Biz sadece bunun için mücadele ediyoruz demişti mahkeme heyetine. Geldiğimiz şey tam olarak böyle gerçekten de. Evet, dileriz ki Sivas katliamı gibi yıllar sonra artık zaman aşımına uğramasın efendim. Hatırlatacağız. Sizler de davanın takipçisisiniz. Evet. Peki bugün gözaltılar için neler söyleyeceksiniz? Polisin müdahalesi nasıldı olay yerinde? Sadece karanfil bırakılacaktı. Evet, bir pandemi süreci var. Haklı olarak salgın bir hastalık var. Bu pandemiyle mücadele etmek çok önemli. Ancak siz de söylediniz, bu normal bir eylem, gösteri değildi. Bu gerçekten bir demokrasi mücadelesiydi. Bir önlem alınamaz mıydı? Tabii ki de alınabilirdi. Pek çok etkinliğin bir şekilde yapıldığını biliyoruz biz pandemi sürecinde. Yani açık alanda gerçekleşiyor. Çok büyük bir kalabalık da yoktu gerçekten de. Çağrı yapan kitle örgütleri ve 10 Ekim Derneği bunu da gözetmişti. En azından ailelerin ulaşmasına izin verilebilirdi. Bir iyi niyet var ise. Hani pandemi ve sağlık ve salgın eğer düşünülüyor ise. Yani bunun anlaşılabilir bir tarafı yok gerçekten. Hepimiz birbirimizden çok aralıklı durup gar bölgesine ulaşıp sadece bu anmayı gerçekleştirebilirdik. Geçen yıl yapıldı, önceki yıl yapıldı ama birinci yılından itibaren bu anmalara zaten sorun çıkartılıyor. İlk yıl korkunç bir saldırı yaşanmıştı. İkinci yıl yine keza öyle bir saldırı yaşanmıştı. Şimdi yine beşinci yılda yine aynı şeyi yapıyorlar. Yani bunun anlaşılabilir. Evet ya, pandemi var, salgın var. Valilik sağlığımızı koruyor, emniyet sağlığımızı düşünüyor. Denilebilecek bir şey yok. Az önce sorduğunuz soruyla çok bağlantılı. Yani 5 yılın sonunda bile ailelerin acılarını anlamayan, çocuklarını, yakınlarını, eşlerini, evlatlarını kaybetmiş insanların acılarını anlamayan ve onlara anlayış göstermeyen bir devlet var karşımızda. Ne yazık ki bugün bunu çok net bir şekilde bir kez daha görmüş olduk. Sayın Işık, dava ile ilgili aslında çok önemli ve merak edilen bir konu var. Ben ve bütün Türkiye merak ediyor. Tutuklama var mı? Dava hangi aşamada? Yani kaç kişi gözaltında? Sorumlular kimler? Sorumlulardan gerekli ifadeler alınıyor mu? Kimlerin ne şekilde sorumluluğu varsa bunlar örtbas mı ediliyor? Ne oluyor? Yani davayı bilmiyoruz. Her sene evet 10 Ekim'de anıyoruz, kutluyoruz, demokrasi mücadelesi diyoruz ama süreçle ilgili aydınlatıcı bir bilgi var mı ve bir ilerleme var mı? Sizden duyabilir miyiz? Ya tabii tam 5 yıldır devam eden bir yargı süreci aynı zamanda katliamın 5. yılı.
Katliam anından, olay yeri incelemeden, o gün toplanmayan delillerden ve arkasından devam eden 8 aylık soruşturma ve ondan sonra 2016 Kasım'ında başlayan yargılamanın da aslında 5. yılı. Biz de tam aynı şeyi konuşuyoruz, aynı şeyi tartışıyoruz. Aslında hani katliamla birlikte biz bir adalet mücadelesi yürütüyoruz, bir hukuk mücadelesi yürütüyoruz. Az önce bahsettiğiniz aileler, müvekkillerimiz, yakınlar, yakınlarını kaybetmiş bütün herkes, yaralılar, olayın tanıkları, emek demokrasi güçleri aslında 5 yıldır bir adalet mücadelesi veriyor. 5 yıldır 2 ayda bir Ankara'ya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geliyor. Bütün sorumluların, bu katliama ilişkin ama bütün sorumluların yargılanması için bir ses çıkarıyor. Bu aynı zamanda da çok önemli bir hukuk mücadelesi bu ülke için. Şimdi sorduğunuz soruya gelirsek 5 yılda ne oldu? Kimler yargılandı? Yargılama ne aşamada? Tüm sorumlular için ne yapılıyor? 2018'in Ağustos ayında tutuklu sanıklar için bir karar verdi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve yargılamayı bir kısmıyla bitirmiş oldu. 19 tane tutuklu sanık vardı. Bunlarla ilgili ceza verdi. Katliamdan sorumluluk, insan öldürmeden sorumluluk ve örgüt üyeliğine kadar giden çeşitli biçimlerde 19 sanık hakkında cezalandırdı. Ondan sonra da 16 tane firari sanık vardı. Bu sanıklar nerede bilmiyoruz, nerede geziyorlar bilmiyoruz. Bunlar çok önemli IŞİD'liler ve zamanında yakalanmamışlar, zamanında izlenmişler ama gözaltına alınmamışlar, zamanında tahliye edilmişler, o yüzden firariler. Onlarla ilgili de halen devam eden bir yargı süreci var. Ama bize 5 yıldır yargı şunu söylüyor: bu bir IŞİD katliamıdır. IŞİD bir katliam gerçekleştirdi. Biz sorumluları bulduk. Onları da yarım yamalak bulduk. Eksik yedik bulduk. Hala hakkında soruşturma yapılmamış sanıklar var. Hala katliam emrini veren kişiyi neden soruşturmuyorsunuz, biz bulduk bunu diye 21 Eylül'de mahkemeye bildirmek durumunda kalıyoruz. Bunu bile yapmamış bir yargı var ama bununla birlikte de bize temel olarak şunu söylüyor: IŞİD katliamıydı, IŞİD'lileri bulabildiklerimizi yakaladık, bulamadıklarımız da zaten umrumuzda değil, çok büyük cezalar verdik, alın size adalet. Ama şimdi burada adaletin bundan ibaret olmadığı 5 yıldır devam eden yargı sürecinde çok net açığa çıkmış durumda. Yüzlerce klasöre ulaştı dosya, yüzlerce belge geldi. Antep'e gittik, biz araştırma yaptık. Mahkemenin yazışmalarına güçlükle, zarla zorla cevaplar verildi. Geldiğimiz aşamada şunu çok net söyleyebiliriz: evet, bu katliamı IŞİD'liler gerçekleştirdi. 9 Ekim gecesi iki tane araç Antep'ten yola çıktı. Canlı bombacılar yeleklerini giymiş biçimde o araçlarda vardılar. Hiçbir önlem ve yakalamaya ve bir şeye maruz kalmadan karayoluyla Antep'ten Ankara'ya gelebildiler ve iki canlı bomba tren garında insanların içine karışıp kendini patlatabildi. Ama tabloyu şöyle düşünmek durumundayız çünkü somut durum bunu gösteriyor. Nasıl Antep'ten bu kadar rahat yola çıkabildiler? Nasıl Antep'teki bu örgütlenmeyi bu kadar rahat sağlayabildiler? Bakın, yıllarca örgütlenmişler. Dernekleri var, depoları var, hücre evleri var, emlakçıları var, paraları var, bilyeler alıyorlar, tonlarca amonyum, nitrat, gübre alabiliyorlar, çok rahat geziyorlar. Dosyanın toplamı bize Antep'teki IŞİD hücresine, IŞİD örgütlenmesine kimsenin bilerek, isteyerek dokunmadığını gösteriyor. Adıyaman'da İslam Çay Ocağı denen bir yerde örgütlenmiş canlı bombacılar. Bizim katliamın, Ankara katliamının faili Yunus Emre Alagöz, Adıyaman'da canlı bombacıları örgütlemiş, ailelerin hakkında şikayette bulunduğu ama yakalanmamış, emniyete bir gün davet edilmiş ve aynı gün serbest bırakılmış bir kişi. Sınırlar IŞİD'in kontrolüne bırakılmış. 2015'i düşünün, 5 yıl önceyi. IŞİD Orta Doğu'yu kana buluyor, şehirleri ele geçiriyor, kadınları köle yapıyor, korkunç şeyler yaşıyor. Türkiye ile sınır komşusu ve Türkiye sınırları IŞİD'in kontrolüne bırakmış. İlhami Balı denen sınır emiri kontrol ediyor. Kimin gireceğine karar veriyor, kimin çıkacağına karar veriyor, askerlerle pazarlık yapıyor. Bunların hepsi dosyada mevcut. Hiçbirini atmıyoruz, hiçbirini uydurmuyoruz, hiçbirini kulaktan dolma sözlerle söylemiyoruz. Tapeler var, telefon görüşmeleri var. Evet Sayın Işık, değerli izleyenler, bağlantımız noktalandı da 19 kişi tutuklu dedi Sayın Işık. İlke Işık önemli bir bilgi verdi, 16 firari var dedi. Bazı firarileri de tespit ediyoruz, buralardalar, gidin alın diyoruz dedi. Bakalım süreç nasıl işleyecek? 5 yıl geçti üzerinden 10 Ekim katliamının, 103 can kaybettik değerli izleyenler. Demokrasiye yapılmış büyük bir yıkımdı, büyük bir acıydı 10 Ekim. Ve 10 Ekim Ankara'da hayatını kaybedenlerin en küçüğü, yani Barış Güvercini demiştik ona, Veysel Atılgan'dı. Daha 9 yaşındaydı Veysel.
barış için gitmişti. Babasıyla beraber oradaydı. Ancak annesi hemşirenin isimleri okurken Veysel'in adını duyduğumuza yıkıldık dedi. Ve bakın 5 yıl sonra o annenin acısı hala tazeydi. 10 Ekim Ankara katliamında 103 yurttaş hayatını kaybetti. Türkiye onlara barış güvercini dedi. Barış güvercinlerinden en küçüğü ise 9 yaşındaki Veysel Atılgan'dı. Veysel'in annesi Nezahat Atılgan katliamın 5. yılında suskunluğunu bozdu ve o günü anlattı. Benim bir arkadaş telefon açtı. Nezahat ne yapıyorsun dedi. Hiç dedim evi toparlıyorum şimdi dedim Veysel'le eşimin yanına gideceğim dedim. Biraz çarşıda falan dolaşacağız dedim. Neyse kapattı söyleyemedi. Herhalde duymuş ama söyleyemedi kendisi. Anne Atılgan arkadaşının daha sonra kendisini yine aradığını ve bu kez Ankara'da büyük bir patlama olduğunu söylediğini ifade etti. O anda zaten telefon elimden düştü. Düştü ve ben hemen üstümü giydim dışarı koşuyorum. Ama koşuyorum nasıl koşuyorum? Ne yapacağımı bilemiyorum. Atılgan daha sonra arkadaşıyla beraber hastaneye gitti. Liste geldiği an benle büyük kızım listeye hemen koştuk listeyi almak için. Bize göstermemeye çalıştılar. Biz listeyi ellerinden çektik. İsimleri okurken ikisinin ismini duyduk zaten biz orada. Artık bilmiyorum. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Evet 5 yıl önceydi. En küçük barış güvercini Veysel'in haberini izledik değerli izleyenler. Telefon attığımızda 10 Ekim Davası Avukatları Komisyonu'ndan yine Avukat İlke Işık var. Sayın Işık, ne acıdır ki 9 yaşında bir çocuğumuzu da kaybettik. Haberimizi verdik. Vedalaşacağız artık toparlayalım ama çok önemli bir bilgi verdiniz. Dediniz ki 19 tane tutuklu var, 16 kişi firari. Bu tutukluların da birçoğunu zaten sizler neredeyse yerlerini tespit edip gidip alın dediniz. Evet, IŞİD üstlendi. Size soracağım soru vardı. Sürecin neden bu kadar yavaş işlediğiyle ilgili ama o kadar güzel anlattınız ki sürecin neden buralara geldiğini zaten açıkladınız. Son sözlerinizi alalım efendim. 5 yıl geçti, acılar hala taze. Mücadeleniz devam ediyor. Biz de mücadelemizi ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Son sözlerinizi alalım efendim. Buyurun. Evet biz bu hukuk mücadelesinin kolay olmayacağını biliyorduk. İlk andan itibaren biliyorduk. Çünkü siz de ifade ettiniz ya bu bir demokrasiye vurulmuş bir darbeydi. Siyasal bir katliamdan bahsediyoruz. 2015 Türkiye'sinden bahsediyoruz. Haziran ve Kasım seçimleri arasında siyasal iktidarın çok işine yarayan ve anket yaptık zaten diye kendilerince de açıkça ifade edilen bir katliamdan bahsediyoruz. O yüzden bu bir IŞİD katliamı, evet IŞİD yaptı ama arkasındaki tüm güçlerin, tüm sorumluların bu katliama her biçimde yol veren tüm kamu görevlilerinin yargılanmasıdır talebimiz. Müvekkillerimizin talebi de budur. Adalet ancak böyle yerine gelecek, ancak böyle tesis edilecek. Dosya kapsamı bunu söylüyor, gerçekler bunu söylüyor. Hani mızrak çuvala her zaman sığmıyor. Şimdi böyle yapıyor olabilirler, bütün taleplerimizi reddediyor olabilirler. Ama bugün ülkede herkes 10 Ekim'i anıyor. 5. yılı sebebiyle herkes 10 Ekim'e dair bir şey paylaşıyor. Unutturamadılar, belki unutulacak sandılar, belki bu da geçer diye düşündüler. Ama herkes 2015 günü 10 Ekim'de ne olduğunu biliyor ve ne olduğunu bilmek de istiyor. Sorumluların yargılanmasını da istiyor. Evet. Talebimiz bu, mücadelemiz bu. Ailelerimiz, müvekkillerimiz bu mücadelenin en önemli figürleri. Gerçekten yılmayan, bitmeyen, usanmayan, o acıyı büyük bir mücadeleye dönüştüren çok muazzam bir güçleri var. Onlarla birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Er ya da geç adalet mutlaka ama mutlaka yerine gelecek. Biz de o gün kaybettiğimiz 103 arkadaşımızı saygıyla anıyoruz. Evet. Unutulmayacaklar. Anıları bu ülkenin barış, demokrasi mücadelesinin simgeleri olacak. Biz de elimizden geleni evet. yapmaya devam edeceğiz. Evet, adaletin yerine gelmesi dileğiyle Sayın Işık çok teşekkür ediyoruz efendim. Beyinize katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum.